Kripto Paralar Analiz ve Sohbet Programı başlıyor. Herkese merhaba. Haftanın 3. günü yine birlikteyiz. Kripto para piyasası bugünlerde çok hareketli. Bitcoin tarafında da volatilitenin yükselişleriyle birlikte 30 bin dolarları aştığını görüyoruz. Ve yanında bir de Ethereum. Ethereum çok önemli bir güncelleme bekliyor. Eylül ayında merge'ün ardından şimdi de piyasada gözler bu gece gerçekleşmesi beklenen Şangay güncellemesinde, yani yükseltmesinde. Güncellemenin Ethereum ve sektör üzerindeki olası etkilerine bir göz atalım. Şimdi kripto para piyasası oyuncuları birkaç aylık bir aranın ardından dikkatini tekrar Ethereum'a çevirdi. 2022 yılının Eylül ayında gerçekleşen ve Ethereum fiyatı üzerinde etki yaratan bir güncelleme adımı olan merge'ün ardından şimdi sıra Ethereum Şangay güncellemesi veya Chapella da denilebiliyor. 12 Nisan 2023 Çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen güncelleme ile yaklaşık 32 milyar dolar değerindeki 18 milyona aşkın Ethereum'un kilidi 2 yıl sonra açılmış olacak. 18 milyon adede aşkın Ethereum ise toplam kilitli Ethereum'ların yaklaşık %15'ine tekabül ediyor. Bu önemli bir gelişme çünkü Ethereum staking hizmeti vermeye başladığı 2020 yılından bu yana ilk kez Ethereum stake eden yatırımcıların paralarını çekmelerine izin verecek. Şangay güncellemesi adımıyla Ethereum yazılımında da birkaç değişiklik yapılması planlanıyor. Bu güncelleme adımıyla belirli aktiviteler için işlem maliyetlerinde de azaltma amaçlanıyor. Şimdi ekrana bakacak olursak Ethereum'un ağındaki kilitli ETH adedini görebiliyoruz. Peki Ethereum fiyatı bu durumdan nasıl etkilenir? Bir satış baskısı veya bir alış baskısı oluşabilir mi? Elbette hemen hemen herkesin merak ettiği konu bu güncelleme ile Ethereum fiyatı yukarı mı gider, aşağı mı gelir? Bu konuda piyasa katılımcıları arasında ayrışma devam ediyor. Bir kesim açılacak kilitler sonrası yüksek miktarda satış gelebileceği endişesine sahipken, diğer taraftan stake edilen Ethereum'ların mevcut fiyatın düşük olması ve birçok yatırımcının sahip olduğu Ethereum'larını tekrar stake edebileceği beklentisiyle ciddi bir satış baskısıyla karşılaşmayacağı düşüncesine hakim. Peki, bizim elimizdeki veriler bize ne söylüyor? Biz bu durumu nasıl okumalıyız? Güncelleme sonrası Ethereum fiyatı üzerinde yukarı ve aşağı yönlü oldukça fazla yorum ve beklenti olsa da rakamlar ile elimizdeki verileri dikkatlice değerlendirmekte fayda var. Şimdi bakınız, öncelikle Ethereum, ekrana bakarsanız görselde yer aldığı gibi diğer ağlara kıyasla en düşük staking oranına sahip blok zincirlerin başında geliyor. Bunun nedeni ise yatırımcıların daha önce stake ettikleri Ethereum'larını çekememesi. 12 Nisan'da, yani bugün Şangay güncellemesiyle artık bunlar çekilebilir hale gelecek. Bu durum her ne kadar satış baskısı ile karşılaşma ihtimalini ilk olarak akla getirse de orta ve uzun vadede Ethereum ağında gerçekleştirilen stake oranının artmasını sağlayabilir. Böylece %14 olan Ethereum ağındaki stake oranları gelecek dönemde %20 veya %30'ların üzerine çıkabilir. Şimdi borsalardaki Ethereum oranı %10,3 ile tarihi düşük seviyelerde yer alıyor. Borsalardan Ethereum çıkması da satış baskısı riskinin azalmasını sağlıyor.
Şimdi Ethereum opsiyonlarının volatilitesi de son 2 haftadır %8 oranında düştü. Ethereum opsiyonlarının volatilitesindeki düşüş de yatırımcıların Ethereum fiyatı üzerinde daha az risk ve belirsizlik algılarını fiyat üzerinde iyimser bir düşünceye sahip olduklarını gösteriyor. Yani Ethereum ağındaki doğrucular bu yükseltme ve güncelleme adımını desteklemeye devam ediyor. Nitekim Staking Rewards verilerine göre Ethereum ağındaki doğrulayıcıların sayısı son 30 gün içerisinde %3 oranında arttı. Yani Ethereum özelinde olumlu bir bakış açısı var. Ethereum hissedarlarının büyük bir kısmının uzun vadeli yatırımcı olduğu ve Şangay güncellemesinden sonra varlıklarını tasfiye etme ihtimalinin düşük olduğu gözlemleniyor. Stake edilen miktarın tamamını çekmek ve satmak isteyen yatırımcıların 3 hafta ila 4 ay arasında beklemeleri gerekecek. Yani kilitler satış baskısını minimize etmek ve güvenlik sıkıntısı olmaması açısından yavaş yavaş açılacak. Yani hepsi birdenbire açılmayacak. Başka bir deyişle satış baskısı muhtemelen birkaç güne yayılacak ve alıcıların satış baskısına ayak uydurmasına olanak tanıyacak durumda. Bu aşamada satış baskısını en çok tetikleyebileceği düşünülen kurumlar ise Kraken borsaları, yaklaşık 1,2 milyon adet Ethereum'a sahip oldukları biliniyor. Yani ilk aşamada toplam 18 milyon kilitli Ethereum'un tahmini olarak 1,3 milyon adedinin satışının gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2 milyar dolara yakın bir değere karşılık gelen bu rakam korkutucu gibi dursa da CoinGecko'dan alınan verilere göre Ethereum'un günlük işlem hacmi yaklaşık 10 milyar dolar. Bu da Ethereum'un ortalama günlük işlem hacminin ise %20'sine tekabül ediyor. Peki kripto uzmanları veya büyük şirketler bu konuda ne düşünüyor diye soracak olursak, geleneksel finans sektörünün en büyük bankalarından JP Morgan'da çalışan kripto uzmanları yakın bir tarihte not yayınlamıştı. Analistler büyük miktarda Ethereum token serbest kalacağı için bir miktar satış baskısı bekliyor. JP Morgan, Ethereum'un kısa vadede Bitcoin'den daha kötü performans göstereceğini tahminlerine ekledi. Bir başka CEO bu konuda ne diyor diye merak ediyorsanız, Ether Capital CEO'su Ethereum Şangay güncellemesi için bir tahminde bulundu. Ethereum'lar konusunda soğukkanlı kalmayı tercih edilmesi gerektiğini ve internetten yayınlanan bir kripto para röportajına katılan Masov, yükseltmenin tamamlanmasının ardından ETH fiyatında önemli bir değişiklik beklemediğini belirtti. Farklı kripto paralar konusunda analizler talep ediyorsanız lütfen yorumların altına yazın. İstediğiniz coinlerin analizlerini yorumlar bölümüne yazarak talep edin ve bunu podcastlerimizde yayınlayalım. Programımızın sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda, podcastimizde sizleri görmek istiyoruz. Hoşça kalın.